Tabii 3 sene önce bu yatırımımızı yaptık. Bugünkü fabrikamızı yaptık. 4500 metrekareye kurulu bir kapasiteye ulaştık. Tabii ki aynı zamanda CNC yatırımlar gibi hızlı bir yatırımları da kullanarak büyümeyi ve ihracata başladık. Almanya, Avusturya, Slovenya, Rusya, Polonya gibi ormancılık faaliyetinin olduğu her bölgeye ürün satma çabamız var. Biz sürekli bir Ar-Ge üzerinde çalışma yapıyoruz. Üniversite işbirliği var, Giresun Üniversitesi. Sürekli bir Ar-Ge girişimlerimiz var. Bugün dünyada olmayan patentini aldığımız 4 tane Ar-Ge'yi başarılı bir şekilde bitirdik. KOSGEB destekleriyle bu Ar-Ge'leri yasallaştırıyoruz. Zaten Ar-Ge'lerimizi hani KOSGEB üzerinden yapıyoruz ki hem kayıt altına alıyoruz hem de bu üretimde destekler alarak Ar-Ge'mizi hızlı işte finansesi kolay bir ortaya çıkarıyoruz. Bugün Ar-Ge'mizden bahsetmek gerekirse dünyada eşi benzeri olmayan yüksek kapasiteli tomruk yükleme vincini yaptık. 3 senedir de bu vincimiz çalışıyor piyasada ve sunabiliyoruz. Avrupa pazarında da burada rekabetçi olduk. Özel İsveç sacından yaptık. Ağaç tırmanma ve budama robotunun Ar-Ge'sini bitirdik. Şu an hala test sürüşleri yani piyasaya sunmadan önce test sürüş dediğimiz bazı yazılımlar, bazı teknik verileri almak için test sürüşlerimiz devam ediyor. KOSGEB desteğiyle bunun için yola çıktığımızda istihdam yapacağımız kadromuzdan bulundurmamız gereken ekipmana kadar KOSGEB yani devlet desteklerinden faydalanarak biz buradaki hibeleri de göz önünde bulundurduğumuzda kendi öz sermayemizin tamamı yerine %50 %70'lere kadar bir hibe desteği var. Tabii ki burada devletimiz hem projenin ortaya çıkarılması aşamasında maddi destek verirken manevi olarak da bize ekipman işte istihdam gibi destekleriyle beraber bunun ortaya çıkarak ihracat yapılabilecek, işte yerli piyasada rekabet edilebilecek veya yerlileştirilmiş dünyaya açabilecek ürünlerin desteklenmesinde ciddi avantajlar sağlıyor bize.